بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة التعريفات تعريف لرين حقيقة نان باسد جاس يعني تعريف لرين كندس نان باسد جاس تعريف لردان باسد جاس ببولم ده أنجا تعريف ندمكتر أنو يزاهد جاس ده صورة tarifin hükmünü anlatacağız ve e, sonrasında tarifin çeşitlerini tarif çeşitlerini anlatacağız ve sonrasında işte buna örnekler vesaire vereceğiz. Hakikatü <laughs> tarifet. Evet. Et tarifu istilahen tarif istilahta yani e, terim anlamı olarak şu anlamı ifade Tarif demek şudur. Hu tarif Ellezî öyle bir şey ki yelzemu gerekir min tasavvurihi onun tasavvurundan tasavvuru zelki şey. O şeyin tasavvuru lazım gelir. Mesela yelzemu min tasavvurihi mesela öne insan insanı tasavvur ediyoruz. El insan mesela insan nedir? Onun tasavvutin zaman tarif ne demek? Hayvan natikun bu hayvan natıkun ellezi o hayvan natuk, öyle bir şey ki Bu hayvan natıkı tasavvur etmenden lazım geliyor ki tasavvur zelki şey o insan tasavvuru lazım geliyor. Evet. Bu ellezi mesela el hayvan tutalım örneğin. O bu zelki şeyden de mesela el insan tutalım. Demek ki tarif ellezî öyle bir şey ki mesela hayvan natık öyle bir şey ki yelzev min tasavvuri. Bu hayvan tasavvur etmenden lazım geliyor. Tasavvur özellik şey insanın tasavvuru lazım geliyor. Ev imtiyazu da imtiyazhu atısı ta tasavvuru üzerine. ''imtiyazu'' yani ''imtiyazu'' ıı, o şey evet imtiyazhu o şey bu hu, bu şeye dönüyor. insanı ayırt ediyor. Onun dışındakilerden hepsine imtiyaz ediyor, ayırt ediyor sen onun bu tarifini düşündüğün zaman, tasavvutun zaman insanı diğer bütün her şeyden ayırt etmiş oluyorsun. <laughs> <laughs> dabitü tarifi, tabi ta tarifin ta dabitü yani hükmü şudur. Ennehu tarif el câmiu kapsayıcıdır. Li cemi'i efradil muarrafi. Mu bütün fertlerini kapsayandır yani muarraf tarif edilen insandır. Muarrif ise el hayvanun natıkudur. Demek ki muarrafin fertleri nelerdir? Hayvandır, natıktır. Bütün fertlerini kapsana ne diyoruz? Ee, tarif diyoruz. Ennev tarif el cami'u kapsıyor li cemi efrad muarraf. Mu bütün fertlerini. Mesela ne gibi insan mesela fertleri nelerdir? Zeytir. Amr'dır, Bekir'dir, Ayşe'dir, Fatıma'dır, Halid'dir, Bişir'dir vesaire. Yani hayvan natıkı kendisi hayvan natık olan ne kadar fertler varsa hepsini kapsıyor. Tarif demek öyle bir şeydir ki muarrafın yani o tarif edilen onun bütün fertlerini kapsayandır. O aynı zamanda da tarif el engelleyendir. Li kulli ma لِكُلِّ مَا سِوَهُ Onun dışında kalanların hepsinden şey yapmazdır. Menedendir. men edendir. Men edir Yani o, o fertler arasına girmekten onları engelliyor. لِكُلِّ مَا سِوَهُ O muarraf dışındakilerin hepsini o fertleri dışarı çıkarıyor. O yüzden tarif hanı her dediğiniz cami olacak. Kendi fertlerini barınacak. Manu an, anil yani onun dışındakilerini, o fertler dışındakilerini de muarrafın fertlerinin dışındaki kanunlar da çıkaracak, onu bırakmayacak muarrafın fertler arasında girsin. Ve hâzâ ma'nâ kavlihim. Hâzen hâzâl beyanu, yani bu izah, bu açıklama, mana kavlihim, yani hâzâl beyanu diyelim, ey el beyanu. Bu açıklama, mana kavlihim, yani onların şu sözün anlamıdır. Hani mantıkçılar diyorlar ki tarifu huwa el jami'u Tarif hem cemaattır hem manaattır sözünün anlamı işte budur. Muarrafın tüm fertlerini cem ediyor. Muarrafın ferdi olmayanları da men ediyor. Onları da aradan çıkarıyor. Tarif işte budur. Cami ve mana özelliğine sahip olması gerekiyor. Ve huve, yani bu tarif el maksadul esasu في الوصول لمعرفة المجهولات التصورية mejhulat المقصد الأساس ta'rif al-maqsad al esas, temel bir maksattır fil ulaşmaz, ulaşmada, meçhulatittasavvuriyeti. Meçhulatittasavvuriyeti, meçhulatittasavvuriyeti, bilmeye ulaşma ulaşmada li ma'rifatin mejhulat at-tasawwuriye mejhulat at konusunda esas maksat tariftir. çünkü bizi mejhulat at-tasawwuriye tarif denir bunu önceki derslerimizde işlemiştik. tarifin bir diğer ismi muarrif. Bir diğer ismi el ma'lumu tasavvuri. Ma'lumu tasavvuri bizi meçhule tasavvuriye ulaştırandır. Yani meçhule tasavvuriye el muarrif demiştik. Tarif edilen. Demek ki meçhule tasavvuriye yani o muarrafe muarrafı tanımaya ulaştıran esas maksat tariftir. İlk çünkü bir tarifatı tariflerle, bu, bu malumat-ı tasavvuriye ile onlarla tübna oluşturulur. Et tasavvuratu. Yani el meçhulatü tasavvurat. Meçhulatü tasavvuri o hepsi tariflerle e, oluşturuyorlar yani. Oluşturuluyorlar. Evet. Bir tarifat tariflerle tübna oluşturur Bina ediliyor et tasavurat Bütün tasavvurlar hepsi tariflerle elde ediliyor. Evet. Burada tarifin e, istilah manasına değindik, hükmünü söyledik. Şimdi ise tariflerin çeşitleri. Mesela örneğin hani haddi tam, haddi nakıs, resmi tam, resmi nakıs, tarifi, tarifi lafzi, tarifi bil misal, tarifi bil taksim. Bu gibi nevleri ele alacağız. Enva'ul muarrifat, tariflerin nevleri çeşitleri. Yumkinu mümkündür. <laughs> taksimu enva'il muarrifati hasbe teşcir-i tali. Yümkünü mümkündür. Taksimu kısımlandırmak. Enva'il muarrifati. <laughs> tariflerin nevlerini kısımlara ayırmak. Evet, tarif tariflerin nevlerini. Şimdi tariflerin nevlerini değil. Yümkünü taksimul muarrifati deseydi. Evet taksimül e, muarrifati e, muarrifleri yani her bir önde ayrıca kısma değil burada ya enva zikretmeyecek ama burada enva olmaması lazım evet bu envan olmaması lazım yani mümkün mümkündür taksimül muarifatı, muarrifleri kısımlandırmak mesbah muarrifi kısımlandıracağız ya e, dizi haddi tamdır, ya haddi nakıstır, ya rasmi tamdır, ya rasmi nakıstır. Böyle bu şekilde muarifleri ne yapacağız? Her birini o kısmı, yeni kısımlara ayıracağız. Muarifatları, e, muarifatı kısma ayıracağız. O yüzden burada enva olmaması gerekiyor. Hasbet teşcir iteli gelecek tabloya göre e, muarifleri e, kısımlandırmak mümkündür. Şöyle. Şimdi. التعريف تعريف مس إما أن يكون المقصود منه إما يا أن يكون أوليور المقصود منه أو منه تعريفتان. تعريفتان مقصد يا أوليور نوليور أو أن يكون المقصود منه بيانة خبر يكون يا أبت evet. تعرفتان إما يكون المقصود منه بيان الحقيقة الذاتية للمعرف yani ya mu muarraf muarrafin yani o tarif edilen tarif edilen mesela e, o tarif edilen muarraf diyoruz mesela insan örneği insan muarraftır işte tariften kastımız ya o muarrafın e, zati mahiyetini zati hakikatini beyan etmektir ya bu o da tariften kastımız odur bu da iki iki e, bu da arın arınmış değildir. Min Şu iki halden arınmış değildir. Yeni maksat ya haddet tam ya haddi nakıstır. Haddet tam haddi nakıs zatla alakalıdırlar. Ama e, resmi tam ve resmi nakıs resmi tam ve resmi nakıs bunlar da aradi içinde aradi. Yani tarifin içinde e, aradi vasıflar var. Yani zatî vasıflar yine zati olan kulliler yine Aradik kuliler içinde olandır. Aradaki fark budur ha. Bak. Haddi tam haddi nakız. Yani bunlar içinde zati kuliler var. Yani aradik kuli içinde yok. Ama resmi tam resmi nakız e, içerisinde e, aradı olan kuliler var. Ona da işte e, resmi tam resmi nakız o da bu kısma giriyor. Önce bu kısmı anlatalım. Demek ki tariften kastımız ya muarraf, muarrafın e, hakikati zatiyesini beyan etmektir. O da iki halden hali değildir. El-Ula birincisi en da, en da. en da, evet Yani kas ediliyor en yuksada kas ediliyor bihi bihi o tariften yoksa da beyanul hakikatil kamileti kamil bir hak beyan e, o hakikati e, kamil bir hakkat e, hakikat e, mahiyet kastediliyor. Buna ve hada bil haddi tam. Buna haddi tam denir. Mesela örneğin insan nedir? Hayvanı natıktır. Hayvan natıktır. Bu tam e, tam bir e, beyandır. Kamil bir e, o e, hak e, evet o hakikatin tam kamil bir beyanıdır yani. Haddi tam şunu da söyleyeyim. Haddi tam cinsi karip bir de fasli karipten oluşana denilir haddi tam. Cinsi garib bir de fasli karipten oluşana cinsi karip artı fasli karib eşiti buna haddi tam diyoruz. Esaniyetu ikinci halet ikinci hal yani zat kulli zati ile alakalı olan tarif <laughs> ikinci hali en yoksa da min beyani evet en yoksa da ee, en yoksa da e, hmm, En yoksa da minhu evet en yoksa da en yoksa minhu ondan kastediliyor. Minhu kastediliyor Beyanu cüz il hakikati. O hakikatin cüzünü beyan ediyor. Hakikatin bir cüzünü. Yani mesela ee, örneğin hakikatin hakikatin tamamı hayvan natıktır. Bir cüzün natık var. O o cüz ki el mümeyyizi ayırt edicidir. Laha o hakikatin ayırt edici cüzünü beyan ediyor. Yani hakikatin yani o mahiyetin ayırt edici cüzünü beyan ediyor. Bu tarife e, ne diyoruz? Haddi nakısıyız. Bu hazır bil bir haddi nakısı. Bakın burada bu düzeltme yapıyoruz. Esaniyetun el halu sanet ikinci durum en yani yoksa da kastedilmesidir. Burada min yazmış, o yok. Minhu diyoruz. Minhu yani o tariften kastedilmesidir. Beyanu ne kastı? Beyanu cüz'ül hakikatin, cüz'ül mahiyeti. Mahiyetin cüz'ü, cüz'ünün beyanı kastediliyor. O cüz ki el ayet edicidir Laha o mahiyeti ait edici. Onun beyanı kastediliyor. Yani tarif içinde o var. Bu da bil haddi nakıs. Yani şunu da ek bilgi olarak vereyim. Haddi tam dedi ki cinsi karib ve fasli oluşandır. Haddi nakıs ise bakın e, neden oluşmuş? Cinsi ba'it cinsi ba'it bir de faslı karibden oluşan. Veya sadece faslı garip. Cinsi ba'it olmasa da olur yani. Ya. Sadece yani ya cismi natukun ve ta natukun tek. Yani yani sadece fasık karipten oluşan veya fasık karip artı cinsi bayit. Çünkü cismun biliyorsunuz insan için mesela e, cinsi bayittir. Bundan oluşana da ne diyoruz? Cinsi bayit diyoruz. Cinsi bayit artı fasık karip eşittir buna hadi nakıs diyoruz. Veya sadece fası kayıptan oluşan, oluşan tariflere de ne diyoruz? Haddi nakıs diyoruz. Evet. Hı hı. Bu anlaştı. Demek ki haddi tam nedir? Cinsi garip artı e, fası garipten oluşandır. Haddi nakıs nedir? Ya sadece fası garipten oluşan veya cinsi ba'id artı fası garipten oluşan ne diyoruz? Buna da haddi nakıs diyoruz. Evet tariften kastımız dedik et tarif imma yekun maksud minhum ondan maksud ondan kast edilen ya oluyor beyane o yüzden sanki a, buradaki minhu da bu da bih değil minhu olması lazım minhu çünkü maksud min kullanılıyor en yoksa da minhu beyanul Hakkati. burada imma yekun maksud minhum o tariften kast ediliyor beyane mensub okuyoruz haber bu yekun için beyane ma yüme yüzül muarrafe muarraf yani o tarif edeni ayırt ediyor an gayrihi an gayr muarraf muarraf dışında gelen ayırt ediyor yani e, aradi kuliler buna da aradi kulilerdir içinde aradi kuli olanlar vasıflar yani içinde o tarz vasıflar onlardır bu da fela arınmış değildir min halen iki halden arınmış değildir iki durumdan arınmış değildir el ula birincisi en yani yoksa da bir demiş en yani yoksa da e, Bayrağı da aslında. En yani yoksa da bihi, en yani yoksa minhu. Ama sen minne daha güzeldir. En yani yoksa minhu. Et temizü temmu. Tam bir ayırt kastediliyor. Bizi ki cüz minel hakikati. Bak hem hakikaten mahiyetten bir cüz üzü gitmekle. Bir de vel aradi. Bir de aradi khas. Tabi vel aradi khas yani. Al aradi Bak. Yani ıı, bak bu da yüzden bir resmi tam buna rasmi tam denir. Yani rasmi tam neyden neden oluşuyor? Rasmi tam rasmi tam cinsi karip artı arade khas. Bundan oluşana rasmi tam diyoruz. O yüzden ıı, tam bir temiz oluşuyor. Tam bir temiz oluşuyor. Ama bizikli cüz in minel hakkati. Mahiyetin bir cüzü hayvandır. Yani cinsi karib. Vel aradil bir de adı khas e, zikrediliyor. E, o da daha mesela adı khas. Evet. Buna resmi tam denir. O veyahut da içinden o mahiyetin bir cüzü hiç yok. Tamamen aradi olanlar var. O da ikinci halettir. İkinci ikinci halet. En yoksa da bihin. En yoksa minhud olabilir. En yoksa minhum. Mutlakut temizi. Mutlaku temizi. Mutlak temiz yani tam bir temiz değil mutlak temiz. Yani tam dolabı olabilir, olmadabilir anlamında. Mutlak bir temiz kastediliyor. Mesela buradaki tam bir temizliği. Bu ise mutlak. Yani tam da olabilir, olmadı mutlak bir temiz. İster tam olsun, ister olmasın. Böyle bir temiz ayırt etmek kastediliyor. Bu her temiz, bu temiz ve oluşur. Bi erbaati umurin. Dört şeyden bir tanesi oluşur. Birincisi, ya bil aradil khasi ya aradı khas ile oluşur. Aradı khas. Aradı khas Bunlar e, buna aradı khas oluşana buna ne diyoruz? Buna resmi nakıs diyoruz. Yani sadece aradı khas tek oluşur. oluşuyor. Bu da aradı khas maal, buna, ve bu hada huwa ar Buna resmi nakıs denir. Bu resmi nakıs ya aradı khas'tan tek oluşur. O ve, veya hutta aradı khas artı cinsi ba'id. Mesela örneğin el insan insan nedir? Mesela diyorsun ki ardı has diyorsun. E, e, Maşin ala kademeyhi. Aridul asfari. Değil mi? Ondan sonra dahikun vesaire. Bittabi'i. Böyle bu şekilde tarif ediyorsun. Bu nedenle ne diyoruz? Buna resmi nakısıyoruz Tamamen hep aradi. aradi kulli. E, kulli. Ar, aradi kulliler demiş burada. Bu da bir çeşit taliftir. Rasmen akız, bu da bir çeşit taliftir. Aradi, aradi hasla yapılan taliftir. Buna rasmen akız denir. İkincisi ise bi zikri fihi. onun muadifiniz gidiyorsun. Mesela örneğin kasvara. Sen bana soruyorsun. kasvara nedir? E şimdi ben sana kasvarayı nasıl açıklıyorum? Bu kasvaranın eş anlamlısıyla sana diyorum ki esedun, esettir. El kasvaratu esedun. Esettir. neymiş? Esed. Aslan. Yani bak Bizi ki muradifi. O lafzın muradifini. Eş anlamlısını zikrediyorsun. Ama o muradif ki el evhari daha açıktır minhu o, 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 o lafızdan. Mesela kasvara esed ile açıklıyorsun. Esed lafzı kasvara daha zahardır. Yani daha bellidir, açıktır. işte buna hada hâzâ huve tarifu lafzı. Buna tarifi lafzı denir lafzı lafıza tarif ediyorsun. Bu da bir çeşit tariftir. Evet. Bir başkası, bir başka tarif çeşidi. Mesela bir zikri misalin lehu. Bir şey açlar ki ona misal vermek de onu açlıyorsun. Mesela Bu huve bil misal. Buna da ne diyoruz? Et tarifu bil misal diyoruz. tarif tarifu misal. Örnek vermek de tarif etmek. Mesela diyorsun el ismi, ismi nedir? Mesela Zeytir, amirdir. Belki bak örnek vermekle açılıyorsun. Mesela e, örneğin diyorsun insan nedir? İnsan mesela Zeyd'dir, Amr Bekir'dir. Bak örnek vererek izah ediyorsun. Bu da bir çeşit tariftir. Bu da bir çeşit tariftir. İşte buna ne diyoruz? Et tarifu bilmisel diyoruz. Dördüncü e, e, şekli ise birik aksam şeyi, bir şeyin kısımlarını zikretmekle. Bu hada huve tarifu bit taksim. Buna tarif bit taksim diyoruz. Yani kısımlandırma yoluyla yapılan tarif. Örneğin kelime nedir diye sana soruyor. düz kelime hani kısımlarını zikrederek kelimeyi tarif ediyorsun. Diyorsun kelime ismin, o ve harfi diyorsun. İsim, fiil, harfi diyorsun mesela. Bak bu da nedir? Bu da bir çeşit tariftir. İşte buna ne diyoruz? Et tarifu bit diyoruz yani ya. Evet. Beyanu envail muarrifati. Buraya kadar olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين